Şey ben yapayım müsaade ederseniz. Buyurun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Önce hepinizin 19 Mayıs bayramını kutlarım. Bugün Ömer arkadaşımız biliyorsunuz Türk Tanım'ın başında. 15'e yakın arkadaşımız görev almış durumda. Nasıl yapıyoruz, ne ediyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Herhalde bu demin konuştuğumuz bütün soru... Hoş geldiniz. Ercan Bey buyurun. Ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Ben de öncelikle tabii bu sunuma geçmeden önce bu önemli günde herkesin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Atamızı özlemle ve sevgiyle, saygıyla anıyorum. Bugünkü konumuz kuş tanımlama. Kuş tanımlamada Trakuş'ta kuş tanımlama çok önemli bir yer tutuyor. Ve Trakuş'ta da ciddi bir ekip bu konuda hizmet veriyor, sağ olsunlar. Bu ekibin başında sevgili Ömer Necipoğlu bulunuyor. Ömer Necipoğlu bize kuş tanımlamanın inceliklerini, nelere dikkat edildiğini bir sunuyla anlatacak. Şöyle bir plan düşündük. Öncelikle sunuyu yapalım. Sunu sonrası da söyleşi şeklinde sizin sorularınızı alalım ve soruları yanıtlayalım. Böylece sunuda da bir bütünlüğü sağlamış oluruz. Ömer abi hazırsanız başlayabiliriz. Tabii tabii. Merhaba. Ben de herkese hoş geldiniz diyeyim önce. Şimdi ben burada bir 17 kişilik bir tanım grubuyla beraber bu Türk Tanım bölümüyle ilgileniyorum. Bu Türk Tanım diğer arkadaşların listesini ekranda göreceksiniz şimdi. Önce genel bir kuş türlerinin tanımının nerelerde yapıldığı için biraz açıklama yapıp ondan sonra Trakuş'ta yapılan tanımlar ve Trakuş'taki kuş listelerinin oluşumu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sonra diğer arkadaşları ilave etmek istedikleri ve hatta diğer üyelerin soruları varsa onları konuşalım. Bu söyleşiyi daha çok yeni üyelere yönelik hazırlanmıştır. Onun için hani eskilerin bildikleri yerlerin üzerinden geçiyorsak kusura bakmayın onlara. Ama sonunda her şeyi konuşuruz. Yani şeyin sonunda bu 20 dakikalık şey bittikten sonra. Şimdi bilimsel bir kuş tanımı için aslında kanat kuyruk telekleri, gagaların boyları, bacak kemiklerinin uzunlukları ölçülerek kuş teleklerindeki girintiler, çıkıntılar, bu impregnation notch dedikleri, kimi içeriden gözüken, kimi dışarıdan gözüken, işte bu kanatlarını açıp el kol teleklerine bakıp bu şekilde yapılıyor. Bunların ayrı kitapları var. Bu bizim amatör tanımcılığın biraz dışında bir şey. Burada tabii halkalamadaki asıl amaç kuş tanımını yapmak değil ama diğer bilgileri de derlemek için önce doğru bir şekilde tanımlamak gerekiyor tabii. Bu çalışmalar için kurslara katılıp sertifikalar alınıyor. Ondan sonra bu çalışmalarda bulunabiliyorsunuz. Genç arkadaşlardan niyetlenen olursa çok güzel bir uğraş. Burada işte Çernek istasyonu var Samsun'da yapılan. İşte şeyde var Kars'ta Aras kuş Aras'ta yapılan Aras kuş halkalama var. İstanbul'da da başlayacak yakında. Yani bunlardan birine katılıp şey yaparsanız çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Şimdi esas tanım kitaplarında yazan özellikler arazide tanım için verilmiş. Bu işe yeni başladıysanız hiç deneyiminiz yoksa elinize bir kitap alıp çıkıp arazide kuş tanımanız şansınız yok. 400 küsur tane şey var. Onlara bakıp da tanımlamanızın imkanı yok. Ayrıca bu kuş tanım kitaplarında bir takım terimler kullanılıyor. Bu terminolojiyi anlamak için kuş tanım anatomisini bir miktar öğrenmeniz, bir miktar da hepsini birden ezberlemeseniz bile elinizin altında bulunması gerekiyor. Burada önemli yerler gösterilmiş ve bütün kuşların her yerinin bir ismi var. İşte örtücülerin küçük büyük örtücüler, el dediğimiz, kol dediğimiz kısımları kanatlarının.
Arazide bir kuş gördüğünüz zaman fotoğrafta çekiyorsanız yeni başlamış bir kuş cinsinden doğru hareket. Daha sonra kitaptan bakabilmek veyahut trakuşta fotoforuma koyup burada tartıştırabilmek veyahut sizi bir şey yazarsınız onu doğrularlar, düzeltirler. Bir fotoğrafını çekmek olacak. Bu şekilde bir fotoğraf çektiğiniz zaman ileride bakıp tanım yapmak çok daha kolay. Biraz daha tecrübeli olup da arazide tanımak istiyorsanız bir kere çalışmanız lazım. İlk göreceğiniz şey kuşların rengi, boyu gibi fiziksel özellikleri, şekli. Burada şimdi kitaba biraz bakarsanız ilk satırda gözüken bir ibibiyi, bir arı kuşunu, bir baykuşu tanımlayabilirsiniz. Veyahut ördeklerden olduğunu, aşağıdaki Macar ördeği gibi, veyahut balıkçılardan olduğunu, veyahut işte yelkovanlardan olduğunu anlayabilirsiniz basit bir şeyle. Ama en aşağıdaki toygarlar gibi, serçe gibi bir kuş. Bunun için daha fazla bir bilgiye ihtiyacınız olacak. Burada tanımdaki yardımcı olabilecek şeyler size bulunduğunuz bölgedeki habitat, kuşların yaz göçmeni, kış göçmeni oluşu. Örneğin şurada bir kitaptan işte küçük kerkenezde kerkenezin dağılım tablosu. Burada görüyorsunuz küçük kerkenez kışın ülkemizde yok. Güneye gidiyor, Afrika'ya gidiyor. Dolayısıyla kışın bir kuş gördüğünüz zaman çok fazla şey yapmadan onun kerkenez olduğunu, yani kerkenez türü gördüğünüz zaman işte havada asılı duruyor filan şeyde kerkenez olduğunu düşünebilirsiniz. Yazın görürseniz işte yok tırnağını göreceksiniz, şeyini, bıyığını daha dikkatli bakacaksınız. Bu şekilde oluyor. Ondan sonra ülkenin nerede gördüğünüz önemli. Yani bir sıvacı türü olduğunu tespit ettiniz, kaya sıvacı. Eğer bunu İzmir'de, Ege'de görürseniz veya Akdeniz'de bu bir kaya sıvacıdır sağdaki gibi. Eğer Gaziantep'te, doğuda görürseniz Ağrı'da, Van'da o zaman büyük kaya sıvacı da olma ihtimali var. O zaman işte gözünün arkasına doğru şeyi genişliyor, gagası dairi, diğer özelliklerine de bakıp tanımlamanız gerekiyor. Ondan sonra hareketlerini görüyorsunuz şeyde, arazide baktığınız zaman. Ben burada bir örnek olarak dağ mukallitini koydum. Çünkü dağ mukalliti, zeytin mukalliti ile ak mukallitin ortasında bir kuş. İşte gagası ondan büyük, ondan küçük. Kol uzantıları, kol teleklerinin uzantıları zeytinden kısa, ak mukallitten daha uzun. Büyük bir kısmı da tanımsız kalabiliyor sitede düz fotoğraf koyduğunuz zaman. Çünkü kesişiyor şeyleri aynı yerde. Başka ak mukallit de var, dağ mukallit de var. Ama bu kuyruk hareketini gördüğünüz zaman, bu kuyruk kırma hareketini, kuyruk kakan gibi bu bir tek dağ mukalliti yapıyor. Yani arazide bakarken neye dikkat edeceğinizi bilirseniz tanım yapmak çok daha kolay. Sonra bir uçuş şekilleri de önemli tabii ki. Burada işte ne bileyim bir... ağaç kakanın uçuşu, işte birkaç hızlı kanat çırpıp ondan sonra süzülerek bir dalarak bir hareket yapması, dalgalana dalgalana gitmesi. Yani onu bildiğiniz zaman bir kuş geçtiği zaman araba kullanırken bile ağaç kakan geçiyor diye bakabiliyorsunuz. Veyahut kerkenezlerin havada asılı kaldığı zaman işte başka doğanlar da yapıyor bunu. Şahinler de yapıyor bazen ama şahinlerden mesela paçalı şahin hareketinin özelliği bu. Yani en fazla paçalı şahinin bu şekilde uzaktan gördüğünüz zaman tam düşünüp bunun paçalı şahin olduğunu daha dikkatli bakabilirsiniz. Bu verilerle birçok kuşu tanıyabilir. Hangi aileden olduğunu şey yapabilirsiniz. Yani bu aile tabloları var trakuşta. Buradan işte karabatak cinsleri, pelikanlar, ne bileyim... balıkçılar, ördek cinsleri, yırtıcılar. Buradan bir şey yapabilirsiniz. Bir yorum yapabilirsiniz. Baykuşlar, şu bu, işte ötleyenler. Yani şeylerden de, ötücülerden olduğunu düşündüğünüz zaman da işte sıvacı tüylerinden mi, ardıçlardan mı, örümcek kuşlarından mı? Bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra da hangi aileden olduğunu anladıktan sonra da bazı türleri, hepsini olmasa da mesela burada ötleyenleri şey yaptım. İşte bıyıklı ötleyen, karaboğazlı ötleyen. Yani kitaptan bakıp da ötleyen olduğunu anladıktan sonra bu ayrımı yapabileceğiniz kadar kolay ayrılan türler.
Pardon. Ondan sonra bazı türler var birbirine gerçekten çok benziyor. Bu çalı kamışçını ile saz kamışçını en çok tanımsız kalan türler. Burada renkleri oldukça farklı. Yani saz kamışçının sağdaki daha kırmızı tonlarda, öteki daha yeşil tonlarda ama bu fotoğrafta her zaman bu şekilde belli olmuyor. Burada fotoğrafta biri daha kızıl olmuş, biri daha şey olmuş. Dolayısıyla bunları ayırmak gerçekten zor. Ama burada ses önemli. Eğer arazideyseniz işte bir çalı kamışçınının bir saz kamışçının sesini duyduğunuz zaman arazide anlayabiliyorsunuz. Şurada seslerini de şeydi ama yani sesleri oldukça ben şu an çalıyorum sesleri. İşte çalı kamışçını. Çalı kamışçının evet şeysi sesler çok şey gelmiyor. Onu şey yapabiliriz. Bazı türler için gaga yapısı önemli. Yani bazı türler için gaga büyüklüğü, el teneklerinin kıl teneklerinden uzantısı önemli bir fiziksel bir şey. Kanat ucundan kuyruk uzantısı gibi, kanat altındaki tüylerin rengi gibi. Bunlar da bazı kuşlar için esas ayrım noktaları oluyor. Onu resmi geçebilir miyiz? O Boğmak Toygar vardı resim olarak. Şu an görüyor musunuz? Ben göremiyorum ama. Saz kamışında şey kaldı. Yani burada koymuştum. Çılgınla Söğüt Bülbülü'nün fotoğrafı vardı. İlk önce bu boğmaklı toygarla küçük boğmaklı toygar. Şimdi burada kuyruk tüylerinin, kuyruk teleklerinin şeylerini geçmesi. Başka şeyler de var tanımlayacak. Boğazındaki leke gagasının büyüklüğü şu bu ama bu şekilde bir tanesinde yarım santim, bir santim arası kuyruk uzantısı kanat ucundan itibaren ötekisinde bayağı daha uzun boğmaklı da. Bu şekilde kuyruk detayını gördüğünüz zaman daha kolay bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Bu bunun için geçerli. Öbür taraftan şey için çılgınla Söğüt Bülbülü de eğer bu açıdan görmezseniz primer uzantısını tanım yapmak gayet zor. Bacak renkleri falan başka bir takım şeyler var ama bacak renkleri bunlarda mesela bir kesin ayırıcı bir şey değil. Bir Söğüt Bülbülü'nün rengi koyu olabiliyor bacağının, çılgının açık olabiliyor. Ama bu primer uzantıları kesin. Yani bunlar bir kuşların fiziksel özellikleri, işte göç etme, uzun göç etmeleriyle vesaireyle alakalı. Birçok fotoğrafta bu da tanımsız kalabiliyor. Burada primer uzantısı görülmediği zaman tanımlamak istemiyor arkadaşlar, yanlış bir şeye gitmesin diye. Sibirya taş kuşunun da birçok şeyi var. Bunların büyük bir kısmı hani büyük bir ihtimalle olan şeyler ama kanat altını gördüğünüz zaman kanat altı küçük örtücülerin siyah ve bu beyazlıklarla beraber bir kontrast yaptığını gördüğünüz zaman o zaman Sibirya taş kuşu olduğunu kesin olarak söyleyebiliyorsunuz. Şimdi bunun gibi türlerin değişik tanımları, her değişik türlerin tanımları için değişik noktalar var. Arazide bunları görmeye veya fotoğraf çektiğinden fotoğraftan tanım istiyorsanız fotoğrafta bu noktaları görebilecek açıdan çekmeniz gerekiyor. Trakuş bir kitap yapıyor. Onu herhalde hepiniz biliyorsunuz veya en azından çok yeni olan arkadaşlar varsa işte bir iki senedir uğraşıyoruz. Bu kitap herhalde bu sene sonbahara doğru çıkacak. Bu Collins'in kitabının yerini almasını düşündüğümüz bizim için en azından Türkiye'de ve çok detaylı hazırlanan bir kitap. Burada bu noktaları, bu ayrım noktalarını bir oklarla gösterdik bu şekilde. Yani işte şeyde tarla kazında Sakarca'da işte şeyin ucu siyah desensiz diyor. Şeyde kuğulardaki özellikler değişik. Bütün kuşlarda bu şekilde yani önemli yerlerini işaretledik. Bu her kuş için değişik olabiliyor. Tabii yani bütün kuşları bacaklarından tanırım, onları gagasından tanırım diye bir şey yok. İyice olarak araziye çıkmadan bulunduğunuz mevkide aynı mevsimde hangi kuşların görüldüğünü araştırıp kitaplardan bunların tanımı hakkında biraz bilgi edinip
kuş türlerinin kitapta hangi sırada olduğunu mümkünse bakıp, çünkü ararken gerekiyor. Bu şekilde ve gerek imkan varsa daha deneyimli bir kuşçuyla ilk başlarda araziye çıkmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde tanım gezilerini bildiğim kadarıyla, yani Kerem Ali mesela İstanbul'da şeyde Yıldız Parkı'na yapıyor ara sıra. Eskiden Ergün de yapardı. İKGT'nin böyle gezileri oluyor. Soner böyle grupları götürüyor hem Anadolu'ya, o çok daha detaylı yerlere. Emin de zannederim bu şekilde şeyler yapıyor. Yani böyle bu şekilde gittiğiniz zaman çok daha hızlı bir şekilde öğrenip belli bir tecrübe kazanabiliyorsunuz. Şimdi bundan sonra biraz kitapla alakalı kısma gelmek istiyorum. Acaba bizim diğer arkadaşlardan bir şey yapmak isteyen var mıydı? Bilmiyorum, yok galiba. Tanım grubundan bir katkıda bulunmak isteyen. Şimdi şeyde biz Trakuş'ta bir tür listemiz var. Bu tür listeyi nasıl oluşturduk? Şimdi dünyada dünya kuşlarını listesleri yapan Cornell Üniversitesi'nin Ornitoloji Laboratuvarı, IOC Dünya Kuş Listesi, Collins kitaplarındaki liste gibi dünyada kabul gören listeler var. Şimdi biz bu listelerden bu IOC'nin International Ornithologist Community'nin listesini uygulamayı kabul ettik. Bu listede bulunan, yani bunlar hangilerinin tür olarak listelenmesi gerektiğini bir liste yapıyorlar ve işte bir kuş 40 yılda bir kuş bulunursa bilmem ne tropik ormanlarda onu ilave ediyorlar. Ayrıca alt türlerden bazılarını bir müddet sonra işte bir DNA araştırmaları, yok işte crossbreeding olup olmaması gibi bir takım şeylere bakıp bu da tür oluyor diyorlar. Bunlar eklenebiliyor da çıkartılabiliyor da. İşte Sibirya taşkuşu kaç sene önce taşkuşundan ayrıldı, tür oldu. Bir iki sene önce İşte şey Türkistan örümcek kuşu kızıl kuyruklu örümcek kuşundan ayrıldı, tür oldu. Ama bazen de çıkartıyorlar. Mesela doğu örümcek kuşuyla büyük örümcek kuşunu ayırdılar, tür yaptılar. Geçen sene onları birleştirdiler, tekrar büyük örümcek kuşu oldu. Kızıl enseli doğanla gök doğanı ayırmışlardı, tekrar birleştirdiler. Bu aynı şey, grup. Collins'i seçmememizin nedeni, Collins'te birkaç senede bir yeni bir kitap çıktıkça türleri düzeltiyorlar. Bunlar her sene birkaç defa yapıyorlar bu türleri, listeyi düzeltme işini. Biz de yıl sonunda, yıl içindeki düzeltmeleri görüşüp, yıl sonu Ocak ayında genelde bir toplantı yapıyoruz, listemizi değiştiriyoruz. Şimdi bu listemizi bu şekilde oluşturduk. Listemizde bir takım kategoriler var. Bu A kategorisi dediğimiz kuş tür listesinin yanında, her türün yanında yazıyor bir kere hangi kategoriden olduğu. A kategorisi 1950'den sonra bu IOC'nin listesinde Türkiye'de görülmüş olan türler. B kategorisi 50'den önce görülmüş olan türler. O 60-70 sene sonra tekrar görülebilecek gibi olduğunu gösteriyor. C kategorisi de herhangi bir yolla dışarıdan gelmiş veya ya doğal yollarla veya burada salıverilmiş, üreyip koloni oluşturmuş türler. Bu yeşil papağanlar, İskender papağanı, çiğdeci, ak yanaklı Arap bülbül gibi kuşlar bu kategoriye giriyor. Hatta sülün çok evvelden gelmiş, o da bu kategoriye giriyor. Bizim bir de E1 listesi yaptık. Bu E1 listesi galiba böyle her yerde geçerli bir liste değil, yani dünya şeyinde de kullanılan. Bu E1 listesinde esaret kaçkını olan, burada daha popülasyon oluşturmamış türleri orada tutmak, daha sonradan burada bir koloni oluşturur, birkaç sene üreme görülürse C kategorisinden listeye almak üzere yaptık. Ha, bu arada işte bir takım kuşlar var, birçok kuş Sibirya'da ürüyor, çok kuzeyde ürüyor ve bunlar çeşitli yollardan güneye, işte Hindistan'a, Arap Yarımadası'na, Afrika'ya gidiyorlar. Bu türlerden bir tanesi, bu göç eden türlerde her zaman bizim buradan geçme ihtimali var. Zaten devamlı işte halkalamada şurada burada bu türlerden biri görülüyor. Bunlar görüldüğü zaman direkt A kategorisinden, yani 1950'den sonra görülmüş türler kategorisinden bizim listemize ilave ediliyor. Ve liste bu şekilde oluşuyor.
Şimdi bir de bunların yanında bir harfler daha var. Bunlar da kuşların ne zaman görüldüğünü gösteriyor. İşte H harfi her mevsim, K kış göçmeni, Y yaz göçmeni, G harfi de göç zamanı, geçit kuşu olarak görüldüğünü gösteriyor. Bunlar büyük harf olurlarsa çok görülen kuşlar, sık sık görülen kuşlar. Küçük harf olurlarsa aynı harfler, nadir ama düzenli olarak her sene gözükenler. R harfi de rastlantısal türleri gösteriyor. Bunlar da belki 10 senede bir veya bir kere görülmüş şeklinde olan türler. Biz kitapta rastlantısal türleri noktayla gösterdik. Diğerleri bir renkle gösteriliyor. Şimdi bir de kitapta biz şeyde, sitede tür tanımını nasıl yapıyoruz? Şimdi tür tanımı yapmak için ben şimdi şu sayfayı bir saniye müsaadenizle açayım. Pardon. Ne oldu? Kayboldum ya. Pardon. Bir ara kaybolur gibi oldum. Şeyde. Bu arada sorularınız olursa chat üzerinden de sorularınızı yazabilirsiniz. Sunum sonrası onları Ömer abiye iletirim ben. Şimdi şeyi görüyor musunuz? Açabildim mi siteyi? Paylaşım, ekranı paylaştırman gerekiyor Ömer. Ekranı paylaştırdım ama nereden paylaştıracağım onu bulamadım. Share screen'de, Zoom'da. Tamam ama Zoom'a giremiyorum da onun için. Zoom'a giremiyorum Ercan. Yalnız senin resmini görüyorum. Ömer, altta ben giriyorum. Altta yeşil share screen tuşu. Hayır, onları göremiyorum ya. Onları şey yapamıyorum. Ekrana iki kere tıkla kendi ekranına. Zoom meeting'in üstündeyken. Vallahi. İki tık yap. Zoom'un mouse'u aşağı kaydırın. Neyi? Mouse'u? Evet. Mouse'u aşağıya kaydırın. Vallahi hiçbir şey yapamıyorum. Yeşil acaba tuşu çıkaramadın mı? Nasıl? Zoom'un iki ekranı oluşmuş olabilir. Zoom'un diğer ekranına geçiş yapabilir misin? Evet. Şimdi mutlu paylaşıyor. Şimdi? Mutlu paylaştı. İstersen Ömer abi sen anlat. Mutlu gösteriyor şu an. Mutlu hiç kimseyi görmüyorum ki. Ha. Şimdi şeyi görüyorum. Seni görüyorum. Bir dakika. Hay Allah. Hayır, Mutlu'nun nereye gideceğini söylesen o gider site üzerinden. Siteyi görüyor musun ekranda Ömer şimdi? Ben bizim siteyi açayım dedim. Bizim siteyi görüyorum. Şimdi return to meeting basıyorum. Şimdi yukarıda görüyorum sizi. Şimdi görüyor musunuz şeyi? Siteyi şöyle kapatayım, yana alayım. Mutlu'nun çıkış yapması lazım. Ben Mutlu'yu kapattım şu an. Ömer tamam, abi açabilir. Tamam, şimdi share screen diye görüyorum. Tamam. Şuradan benim internetten şeyi görmem lazım. Siteyi açamadım ya. Ömer abi istiyorsan ben açayım ya da Mutlu açsan sen. Vallahi isterseniz siz açın. Ben buradan neden açamadım? Şimdi tekrar açıldı ama siteyi açmıştım. Girdi. Ömer abi Mutlu girdi. İstersen sen anlat, Mutlu tamam. Göstersin. Mutlu şeye girelim. Bakayım ben buradan yapamıyorum tabii. Bu tür tanımına girelim yukarıdan. Evet. Tanım bekleyenlere girelim. Oradan nasıl tanım yaptığımızı şey yapacaktım. Şimdi bu tanım bekleyenlerin içinde bu şekilde şeyleri görüyoruz. Herhangi bir türü açtıktan sonra şurada istersen bir tanesini aç. Mesela İzmir yalı şapkını. Altta burada şeyleri var. Bir kuş türünün yazılmış şekli var. Yanında bizim bir düzeltme yerimiz var. Değişik olduğunu düzeltiyorsak düzeltebiliyoruz. Yanında kuşun hangi fotoğrafın hangi tür fotoğraf oluşu var? Buradan beslenme av seçmiş. Bazen bu uygun olmuyor. Bilhassa aksiyon mesela. Herkes aksiyon seçiyor. Aslında kuş sadece ne bileyim ben
kafasını kaldırmış yukarı oluyor. Onları aksiyon saymıyoruz. Onu buradan düzeltebiliyoruz. Ondan sonra da onaylıyoruz. Gruptan iki kişinin onaylamasından sonra o kuş onaylanmış oluyor ve o türün sayfasına gidiyor. Eğer iki kişi ayrı kuşa ismine onay verirse o zaman bir üçüncü, üç kişinin aynı kuşu onaylaması gerekiyor. Yani iki farklan onaylanması gerekiyor. Daha sonradan birisi yanlış onaylandığını düşünürse tekrar tanımlanmalı bölümüne atılabiliyor. Oradan tekrar bakıp tekrar onaylayabiliyorsunuz. Bir de bu fotoğraftan tanımlanamayacağı düşünülen kuşlar, bu tabii herkesin şeyine göre değişir. Burada hemen atmamak gerekiyor bunu. Yani ben tanımlayamam, başka birisi tanımlayabilir aynı kuşu o fotoğrafta. O zaman da tanıma uygun değil bölümde. Ama bazı kuşlar çok şey oluyor, imkansız oluyor tanımlaması. Onları burada böyle bir kalabalık yapıp devamlı durması şey olması diye tanıma uygun değil atılıyor. Oradan da tekrar bakıp bir ara hani bir ihtimal varsa tekrar geri dönüşü yapılıyor. Şimdi burada tanım yaparken yalnız bu kuşların bu fiziksel şeylerine bakılıp tanım yapılmıyor. Bir takım kurallarımız var. Bir tanesi 3Y kuralı dediğimiz kural. Burada yumurta, yuva ve yavru fotoğraflarını sitede kabul etmiyoruz. Site yani bu foto galeride değerlendirilmiyor. Ya bunun amacı çok basit. Yani bu kuşların yuvalarına yaklaşmak, gitmek, yaklaşırken başka kuşun yuvasına zarar vermek bunlar çok doğaya çok zarar veren şeyler. Yani bir de kuş yuvaları enteresan oluyor. Küçük küçük kuşlar ağızlarını açmış. Yani bunların fotoğrafları beğeni de alacağını düşünerek çok hiç olmamasını uygun gördük. Bunu birçok yerde de böyle zaten. Yani birçok şu anki Türkiye'deki bilhassa fotoğraf grupları bunları istemiyor. İkincisi kuşların esaret altında veyahut yaralı olmaması gerekiyor. Üçüncüsü de evcil olmaması gerekiyor. Bunun için de bizim yani bu kuşları inceleyip evcil olduğundan şüphelendiğimiz çok şişko bir yeşilbaş ördek mesela. Hani bunun evcil olabilir diyorsun bu şekilde uçması bile zor. Ondan sonra çok yakından çekilmiş yırtıcı türleri var. Yani bu kadar yaklaşmaya imkan yok bu yırtıcılara. Nasıl bu kadar yaklaşılmış diye düşünülüyor. Bunların önüne geçmek için de aslında bu tip fotoğrafların altında bir hikaye yazarsa fotoğrafı çeken, yani biz burada bunu nasıl çektin diye sormak istemiyoruz aslında. Hani sanki bir şeyden şüphelenmiş gibi oluyor ama yanlış da yanlışlıkla da yapılmış olabilir veya bilmeden de gidip orada yeşilbaş ördek evcil olan ördekleri çekmiş olabilir insan. Mesela Adana'da Seyhan Nehri'nde bir sürü var böyle. Arada bir gönderiyorlar. Dolayısıyla bunun nerede çekildiğini, nasıl şartlarla çekildiğini işte çok iyi bir kamuflaj yaptım. Gökdoğan geldi 3 metre önüme kondu ayağında avıyla filan şeklinde bir açıklama olursa bu tabii bir takım yani sonradan işte şey onu istedik, nasıl çekildiğini istedik filan falan şeklindeki şeyleri ortadan kaldırmış olacak. Ondan sonra bir de yani tabii bu resimden tanım yaparken bir takım zorlukları da var resimden tanım yapmanın. İşte daha önce bahsettiğim gibi bir takım şeyleri göremiyorsunuz öncelikle baktığınız zaman. İsmim orada şey kalmış kızım yalnız. Fotoğrafta görünen yerleri görebiliyorsunuz ancak. Ondan sonra ses duyma imkanınız yok. Ses yok. Bir de burada şeyi de değerlendiriyoruz. Biz fotoğrafın çekildiği zaman o kuşlar için uygun bir zaman mı? Bölge uygun bir bölge mi? Tabii habitat gözüküyorsa yani asfaltın üstünde bir kuş çekildiyse yani onun da olabilir tabii yani olmaz bir şey değil ama hani herhangi bir açıklama yapılmamışsa geldi çulduk asfalta önüme kondu. Bana oldu mesela gece ama bu tarafını çekemedik o ayrı ama hani böyle böyle bir açıklama olursa o zaman bu şeye destek olacak ama asfaltın üstünde bir çulduk gördüğümü kimse onaylamıyor. Yani aramızda konuşup da bunu onaylamayalım diye bir şey kesinlikle yok ama aşağı yukarı insanlar aynı şeyi düşünüyor. İşte bu konularda da fotoğraf koyanlardan beklentimiz aslında her fotoğrafın altında bir küçük hikayesi olsa ilginç de oluyor yani bakan için de ilginç oluyor. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sorularınız varsa şey yapabiliriz yani soruları konuşabiliriz. Ercan Ömer abi çok teşekkür ederim. Aslında bu
şu anki grupta Türk Tanım Heyeti'nden de arkadaşlarımı görüyorum ben. Bu arkadaşlardan konuya katkı sağlamak isteyen varsa Ömer abinin. Ha bak evet. Ha, Soner bir şeyler söylemek istiyor. Soner açtım sesini. Buyur lütfen. Merhaba arkadaşlar, duyuyor musunuz? Duyuyoruz, sağ ol. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler böyle bir konuşma yaptığınız için, böyle bir toplantı yaptığınız için. Birkaç şey sormak istiyorum Ömer abiye. Hani bizde türler neden bekletiliyor? En basitinden hani bunlar çok büyük bir sorun oluyor bana her zaman. Neden onunla aynı kuşu çektim, işte benimki tanım almadı, şununki tanım almadı diye bekletiliyorlar. Onunla ilgili şöyle diyeyim. Öncelikle site gönüllü tabanlı bir site. Yani kimse burada iş olarak bu işi yapmıyor. Yani biz gönüllü tanımcılar olaraktan kimse iş olarak yapmıyor. Bir defa bunu net olarak ortaya koyuyorum. Herkes zamanı olduğunca siteye giriyor ve tanım yapıyor. Sonra ya kuşlar hani ne kadar çok biliyorsanız o kadar daha derine dalmanız gerekiyor. Hani bu ciddi bir problem. Hani en basitinden çılgınla bir söğüt bülbülü gibi. Ne kadar çok biliyorsanız o kadar çok tanımlanması zor olan kuşlar. Şimdi biraz kaynaklardan bahsedeyim size. Buraya getirdim birkaç kaynağımı. Hani şununla başlıyoruz mesela. Amatörler, Türkiye'nin işte kuş gözlemcisinin cep kitabı. Yani her insan bunu edinebilir dışarıdan bir yerden. Basit türleri vesaire hepsi bulabilir. Ardından daha önce de uzun yıllardır kullandığımız, bunun Türkçe çevirisi olan bir kitap var. Collins Bird Guide'in ilk versiyonlarından bir tanesi. Türkçe çevirisi de var aynı zamanda. Biraz daha profesyonelleşince hepimizin babası olarak bildiğimiz kitap. Collins Bird Guide Second Edition var. Bunda çizimler vesaire her şey çok ayrıntılı bir şekilde bize net olaraktan ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bunun Türkçe çevirisi yok ama Yunanca'ya bile çevirisi var. Bizim Türkiye'deki Trakuş'un kitabı da inşallah buna muadil bir şey olacaktır ki hani herkes ciddi bir şekilde anlayabilsin artık kuş tanımlama konusunu diyeceğim. Sonra işin biraz daha detayına inince mesela biraz daha büyüyor kitaplar. Sadece martılar. Yani martıları tanımlamak için bu kitaba ihtiyacınız var. Yazılı kaynaklardan bahsediyorum. İnternet her zaman doğru bir kaynak değil. Yani birçok bilgi buluyorsunuz ama bunları bulduğunuz bilgileri süzmeniz gerekiyor. Birçoğu yanlış bilgiler. O yüzden internet tabanlı değil de basılmış kitaplardan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Sonra işte sadece pipitler ve vexillusler, işte incir kuşları ve kuyruk sallayanlar kitabı. Yani görüyorsunuz kitabı. Şöyle bir kitap. Bunda sadece kuyruk sallayan ve incir kuşları var. Sadece taş kuşları var arkadaşlar. Taş kuşları kitabı. Sadece ötleyenler. Bunları gösteriyorum biraz daha anlamanız için diyeceğim. Yeni katılanların özellikle. Sadece sumrular. İşte sadece uçan deniz kuşlarının ayrımı. Uçan deniz kuşları. Duran değil, uçanlar. Sonra da bizim en çok kullandığımız Advanced Bird Guide diye bir kitap var. Burada o kadar detaylı yazıyor ki, her şey o kadar olasılıklı ki böyle. Hani bunu okuyorsunuz, artık bu da olabilir, bu da olabilir şeklinde geliyorsunuz. Ama gerçekten zor oluyor bazı türlerde. Özellikle tek bir fotoğraf karesiyle. Bu yüzden hani bekletilen fotoğraflarınızda bir şüphe vardır veya siz bir şekilde doğru bir hikaye yazmıyorsunuzdur. Biz eskiden kuş tanımlarken, daha dijital fotoğraf yokken, 90'lı yıllardan bahsediyorum, 2000'li yılların başlarından bahsediyorum, kuşları çizerdik. Şurada şunu gördük, burada bunu gördük. Arazide çizerdik, şeye bakmadan, kitaba hiçbir şekilde bakmadan, kitap kaynaklarına bakmadan. Sonra eve geldiğimizde kitapla değerlendirdik ve bunun hikayesini yazıp bu şekilde yayınlanıp tür listesine katkıda bulunduğumuz türler, nadir türler vesaire de var. Buna dikkat çekmek istedim özellikle. Son bir sözüm de, bu zaman üreme dönemi olduğunu biliyorsunuz. Özellikle yeni kuşlardan bahsediyorum. Lütfen ses konusuna dikkat edin. Yani birçok yerde çok fazla ses açan kuşçuları görüyorum. Bu zamanlarda lütfen özellikle üreme döneminde ses açmayın mümkün olduğun kadar. Deyip kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim Ömer abi. Teşekkür ederim. Sağ ol Soner. Teşekkürler. Çok teşekkürler Soner. Çok güzel, çok önemli bilgiler verdin. Evet, kitaplar getirmiştim, kitapları koymuştum ama sorarlarsa diye sen iyi oldu. Sende daha da değişik bir iki tane bende olmayan da kitap çıktı. Teşekkür ederiz. Sağ ol.
Başka şey yapmak isteyen var mı? Katkıda bulunmak isteyen veyahut soru sormak isteyen? Merhabalar. Ben de biraz katkıda bulunmak isterim aslında ama Ercan abi uygun mudur? Ergün merhaba. Ergün duyuyoruz. Buyur lütfen. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hem sunum için hem böyle bir toplantı yaptığınız için. Şimdi Ömer abi zaten detaylı olarak anlattı. Soner de gayet güzel eklemeler yaptım. Ben de birkaç tane ekleme yapacağım. Hani şeye baktığınız zaman Trakuş'a baktığımız zaman aslında son zamanlarda video olsa da genelde fotoğraf odaklı ve fotoğraftan tür tanımı beklenen bir site. Çünkü fotoforum ya da tür galeri benzeri şeyler. Bu da oldukça zor. Yani Soner'in biraz önce gösterdiği kuşları kitapların babası dedi. Collins Bird Guide'da eğer grupları işlerseniz martılar da yırtıcılar da şey der. Bütün türleri arazide tanımayı beklemeyin. Bütün türleri ayırt etmeyi beklemeyin. Her birey ayırt edilemez. Yani bütün türleri demeyeyim, her birey ayırt edilemez. Bizim fotoğraf çeken arkadaşlar, kuş gözlem yapan arkadaşlar şeyi sanıyor. Hani üzerlerinde sanki bir kimlik numarası var. Onu okuttuğun zaman bir barkodla bir şekilde tanımlanacak o kuş. Öyle bir şey yok. Yani öyle, bunun, değilmiş. öyle değilmiş. Velhasılken o nedenle de kuşları tanımlarken birçok faktöre bakıyoruz. Gözlerinde tanımlamak, fotoğraftan tanımlamaktan çok daha kolay. Neden çok daha kolay? Birincisi kuşun tanım davranışlarını görüyorsunuz. Genel bir boyutunu görüyorsunuz. Birkaç tane özelliğini bir arada görebiliyorsunuz. Mesela fotoğraftan belli bir açıdan fotoğraf koyuyorlar. Bir de nadir tür. Nadir türden tanım bekler. Diğer arkadaşın fotoğrafı tanımlanmış nadir tür. Onun çünkü o açısı görünmüş. Aynı birey olabilir. Aynı birey aynı saatte, aynı dakikada, aynı yerde fotoğraflanmış olabilir. Ama mesela süpersilüm dediğimiz kaşı belli olmamış. Küçük örtü tüylerinin bir tanesi belli olmamış. Orta örtü tüylerinin biri belli olmamış. Ya da primer uzantıları dediğimiz kanatların uzunluğu herhangi bir şekilde belli olmamış. Ve bu sefer de insanlar arasında şey algısı ortaya çıkıyor. Ya kişiye özel tür mü tanımlanıyor? Hani kimseye özel tür tanımlandığı yok açıkçası. Hani Trakuş'ta kimse kimseye şey yapmıyor. Hatta yani, sonuçta insanız. O açıdan farklı bir şey düşünebiliriz. Ben yırtıcılarla ilgili kitaplarla ilgili çalışma yaparken bütün fotoğraflara bakıyorum. Çok usta olanların bile halen yanlış tür tanımladı eski zamanlarda. Şeyle ve biz de öğreniyoruz. Ben 20 sene yakındır kuşçuyum. Soner 20 senedir kuşçu. Ve bakıyoruz ki yani eskiden biz hata yapabiliyoruz. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü elimizdeki kaynaklar, tanımlama kriterleri, türlerin ayrımı bizlere bir şey katıyor. Öncelikle fotoğraf çekerken şeye dikkat edin. Fotoğrafın açısına dikkat edin. Hani aksiyon fotoğrafından tür tanımlamak bizim için çok daha zor. İyi bir fotoğraf çekebilmeniz için kitapta gördüğünüz açılarda olması lazım. O özellikleri tanıtıyor olması lazım. Herhangi bir şekilde 10 tane özellikten biz bir türü tanımlıyorsak 2 tanesini gösterdiği zaman onun tanımlanmasını beklemeyin. Diğer taraftan dediğim gibi hani şey çok kolaydır mesela. Küçük boğmalı toygarlar, boğmalı toygar arazide gördüğünüz zaman uçarken görürseniz o kadar kolaydır ki. Birinin kuyruğu kısadır, firar attığında beyazlık vardır, diğerinde yoktur falan böyle. Çok çok kolaydır ama fotoğrafa geldiği zaman gaga boyutuna bakmanız lazım. Lor dediğimiz göz pınarının siyahlığına bakmamız lazım. Kuyruk açısı, belki de kuyruğu yeni çıkıyor. Yeni çıkan bir birey tanımlayamıyoruz. Kuyruğu düşmüş şeye benziyor. Küçük boğmalı toygara benziyor ama boğmalı toygar diye onaylanabilir. Burada sizin daha fazla fotoğraf çekerekten daha iyi fotoğraf çekerekten onu sunmanız lazım. Yani dediğim gibi mesela ses yok. En çok problemlerden birisi. Çalı kamışçınıyla saz kamışçını. Ben aynı zamanda halkalama da yapan kişilerden birisiyim. Çalı kamışçını, saz kamışçını halkalamaya başlamadan önce şey diyordum. Yani belli açılardan rahatça ayırt edilir. Evet, belli açılardan çok iyi fotoğrafınız varsa bu yüksek ihtimal çalı kamışçını ya da yüksek ihtimal saz kamışçını diyebilirsiniz. Çok iyi fotoğrafınız varsa. Ama sadece kahverengiyle belli oluyor. Kanadı belli değil. Kuyruğu belli değil. Gagası belli değil.
Ondan tanım beklemek biraz hata olur ki halkalamada elimize aldığımız zaman geldiği zaman ölçümlerini alıp da ya bu saz kamışçını, bu çalı kamışçını diyemediğimiz bireyler olabiliyor. Düşünün yani siz fotoğraftan tanım bekliyorsunuz ama biz elimize aldığımız halde, ölçümlerini aldığımız halde, biyometrik ölçümlerini aldığımız halde bazı türlere herhangi bir şekilde tanım koyamayabiliyoruz. Diğer taraftan varyasyonlar söz konusu. Mesela geçtiğimiz günlerde Biro Latinoğlu'nun Rize'den bir pembe gözlüklenen fotoğrafı vardı. Kuzeydoğu Anadolu'daki popülasyonu gerçekten pembe göğüslü. Kuzeydoğu Anadolu'daki alt türden bir fotoğraf yüklediğiniz zaman bıyıklı öklerine karıştırabilirsiniz rahatça. Ama Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da baktığınız, alt tura baktığınız zaman maskül öklerine benzeyen biraz daha açık renkli bir kuş. Yani pembelik bile göremiyorsunuz. O yüzden de alt türleri de biraz hani önce biraz sizin araştırmanız lazım. Sonra biraz tür tanımcılardan beklemek lazım. Diğer taraftan da büyüklük kavramı var. Ya bu kuş çok büyüktü. Bu kuş bu olamayacak kadar büyük. Büyüklük kavramı çok göreceli bir kavram arkadaşlar. Ben şöyle diyeyim. 2007'de falan 2006'da mı Kulu Gölü'nde küçük kum kuşu gördüm. Küçük kum kuşu 14-15 santim büyüklüğünde bir kuş. Yani ne kadar biliyor musunuz? Serçe büyüklüğünde. Fotoğraflara baksanız Trakuş'a girip küçük kum kuşun fotoğrafına baktığınız zaman asla serçe boyutlu olan bir kuş düşünmezsiniz. En azından kumru boyutunda bir kuş düşünürsünüz. Ayaklarının dibinde dolaştı. Ben o zamana kadar eğer görmeseydim çok büyük bir kuş derdim. Aa, serçeden büyük ya kumru boyutunda bir kuş derdim ama o yüzden de büyüklük de çok göreceli bir kavram. Yok bu şey olamaz. Hani bu kuş olamaz. Ben şey diyorum hani kriterleri yaparken kafanızda büyüklük kavramını biraz daha geride tutun. Ancak görürseniz, gözlemde birebir görürseniz büyüklük kavramını kullanabilirsiniz. Yanında başka kıyaslayabileceğiniz kuşlar varsa. Kıyaslayabileceğiniz kuşlar yoksa, hele gökyüzündeyse bir kuş, gökyüzünde olan bir kuş için büyüklük kavramı tamamen farazi bir kavram. Yani o bir karakbaba boyutunda da olabilir. Size göre bir küçük orman kartalı. Bir şahin boyutunda da gelebilir. Yani diyemezsiniz ki hani ya küçük orman kartalından büyük. Niye göre? Hani mesafesi, o günkü ışık şartları, bulut durumu hepsini değiştirebiliyor. Onun dışında da başka. Yani bir diğer konu da evcil esaret altında kuşların tanımlaması konusunda bizim bazı özellikle ördek gibi evcilleşmiş bazı türler konusunda şüphelerimiz olabiliyor. Onları reddedebiliyoruz tür tanımında. Çünkü onların yağlanma durumları biraz daha farklı. Büyüklükleri farklı. Yağın birikme durumları biraz daha farklı. Onu şey yapabiliyoruz ama diğer taraftan bazı yırtıcılarda mesela şey yapamıyoruz. Evcil olup olmadığını ancak sizin kendi vicdanınız karar verebiliyor. Biz ona karar veremiyoruz. Siz herhangi bir şekilde ona evcil derseniz, yabani derseniz biz mecburen ona yapmayı demek zorundayız. Şu an aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ediyorum umarım. Çok çok teşekkürler Ergün. Çok sağ ol katkılar için. Sağ ol Ergün. Ercan bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Kim? Ben şu an... Ha. Benim. Soner, ben sen varsın. Benim Ercan, Shooter. Ha tamam, senin görüntün yok. Görüntün yok, göremedim. Ömer abi, buyur. Şimdi özellikle Türkiye'de görülmeyen nadir türlerin yurt dışında çekilen fotoğrafları var. Orada bile uygun mevsimde gidilmezse çok iyi fotoğrafları alınamıyor. Ama sadece o bölgede çekilebilen, oranın kuşçuları ve tanımcıları tarafından kesinlikle bu kuş denilen kuşlar da oluyor. Bir siteye yüklendiğimizde bunlar tanımsız kalıyor. Bununla ilgili yine aynı şekilde tanımsız mı kalacak? Nasıl bir yöntem izlenecek? Ömer abi bu konuda... Yani, bu kadar. Türkiye'de olmayan kuşlardan mı bahsediyorsun? Tam anlayamadım ben. Yani bizim türlerimizin dışında olan kuşlar mı bunlar? Ha? Gelmiyor ses ama. Beraberin sesi orada hani, biraz sıkıntı var. Bir zamanlar Türkiye'de görülmüş ya da Türkiye'de görülmesi mümkün listemizde olan kuşlar var. Mesela benim yeşil
Duyabiliyor musunuz? Kesik kesik. Türkiye'de görülen, görülmesi mümkün olan, listemizde olan kuşlardan bahsediyorum. Ama henüz Türkiye'de fotoğraflanmamış türler de var içinde. Anladım da yani Türkiye'de fotoğraflanmamış türleri zaten biz listemize almıyoruz. Ya pardon, bu görülmüş türleri alıyoruz. Doğru, haklısın da. Şimdi bunu kimin tanım, yani burada bir tanımlamadan nasıl olacak anla şey yapamıyorum. Yani oradan bir belgeyle gelip de filan şey olacak. Yani burada birilerinin ikna olması lazım ki bu kuş tür diye. Burada soner var, şey var, emin var. Bunlar dünya kuşlarında bilen insanlar, oraya buraya gidip de şey yapan insanlar. En azından onların birisinin şey yapılacağı kadar uygun olması lazım fotoğrafın. Yani oradaki bilen adam, bu kuş buradadır diyen adam, Türkiye'de de onu geçerli saymıyoruz. Hani bu kuş nasıl olsa budur diye çekilmiş olan fotoğrafları. Onun için orada da aynı şey yani. Burada birilerinin tanıyabilir derecede fotoğrafın geçerli olması lazım. Yani ben mesela yeşilimsiz çıvgının diğer çıvgından ayrılan tek bir şeyi var. Ayrım noktası var, ana noktası. Ona rağmen tanım görmüyor ama onların sitesini attığınız anda, tür nedir dediğiniz anda yeşilimsiz çıvgın diyorlar. Yer belirttiğiniz anda da başka bir tür olamaz çünkü orada sadece yeşilimsiz çıvgın. Tamam ama bu bizde bir geçerli bir tanım şekli değil ki. Bizde başka türler de olabiliyor. Belki 10 tane benzer türden biri, o yeşilimsi çıvgını ayıramıyorsun o zaman belki yeşil çıvgından veya başka benzeri bir türden. Yani bizde o tanım geçerli olmayabilir. Yani bizde şimdi ne bileyim ben Arjantin'de görülen bir kuş için pat diye bu dersin. O kuş başka kuş yoktur. Bizde diyemezsin. Böyle kuşlar bizde tanınmıyor. Mesela Güney Afrika'da çekilmiş bir tane ne bileyim yelpaze kuyruk kuşunu buraya koyduğun zaman aynı bile olsa tanımlaması zor oluyor. Çünkü orada belki 10 çeşit var. Onlardan biri de olabilir diye tanımlanmıyor. Yani böyle şeyler olacak. Onun için her fotoğraftan tanımlanmama şeyi orası için de geçerli. Başka yabancı fotoğraflar için de geçerli. Ve oradaki bir adamın tanımlaması da burada kimse tanımlayamıyorsa o da şey değil işte. Dediğin gibi orada benzeri tür olmadığı için adam pat diye bu kuştur diyor. Bizde bir türlü benzer tür olduğu için diyemiyor kimse bunu. Yani yoksa ben hani bizim aramızda burada işte Soner gibi, Emin gibi, şey gibi, Ergün gibi, Kiraz Hanım gibi bir sürü hani bütün dünya kuşlarını tanımlayabilecek insan var daha şeyli. Yani bunlardan birini tanımlayabileceği şekilde olması lazım fotoğrafın neticede. Bir de Nikon'la çektiği için olabilir. Biraz kaliteli olması lazım fotoğraf. Arkadaş not ettim bunu. Soner sen bir şeyler ekleyecektin ama sana sözü verirken bir de Erdoğan Bey'in bir sorusu var. Ona da senden yanıt isteyeceğim. Erdoğan Bey demiş ki akademik anlamda derinliği olan ancak temel bir kitap olarak biz veteriner hekimlere veya diğer ilgililere hangi kitabı tavsiye edersiniz? Buna da bir cevap verirsen. Soner. Soner kayboldu ama. Ha geldi. Sesin kapalı Soner. Duyuyor musunuz şu anda? Evet duyuyorum. Ben akademisyen değilim. Buna bir cevap vermem pek mümkün değil. Ben arazide gezen bir adamım. Ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim ama elimdeki kaynaklar çok fazla. Yani en basından Collins Bird Guide'da o kadar çok detay var ki onları o kadar çok açabilirsiniz ki o yazdıkları ufacık şeylerden. Yani böyle bir şey diyebileceğim. Bunu akademisyenler daha iyi cevaplar. Tamam. Bir de Ergün'ün notlarına bir ekleme yapacaktım son olaraktan. Ya temel olarak kuş fotoğrafçılığına şu şekilde bakmamız gerekiyor aslında bakarsanız. Ya ben yıllardır Avrupalı kuş gözlemcisi gezdiriyorum. Bunların neredeyse hiçbiri fotoğrafçı değil. Sadece girip, görüp, fotoğraf, yani daha doğrusu teleskopla bakıp, dürbünle bakıp gerçekten o kuşun o olup olmadığına kendi vicdanıyla karar veriyorlar. Ondan sonra listesine bunu kertik olarak ekliyorlar. Bunu kimse sorgulamıyor. Dünya listeleri var, 9000 tür gören insanlar var. Kimse bunları sorgulamıyor. Siz de bu şekilde bakarsanız, fotoğrafçılar olaraktan, kuş fotoğrafçıları olaraktan, kendiniz gerçekten gördüğünüze inanırsanız, o kuş o kuştur veya değildir, ona ikna
kabiliyet şeyinize bağlı artık. Hani bilginize bağlı. Bu şekilde bakmanız gerekiyor diyeceğim. Yani diğer Erdoğan Bey'in sorusuna da maalesef hani diğer akademik arkadaşlar cevap verse daha iyi olur. Tamam. Teşekkürler Soner. Bu kitap konusunda Ömer abi senin söylemek istediğin bir şey var mı, öneri? Benim de Soner'den daha ya belli kitaplar var ama ne derece, nasıl bir kitap istiyor acaba? Ben de kitaplara meraklıyım. Her şeyin, ailenin ayrı kitapları ben de buldukça alıyorum. Yani o Soner'in gösterdiği kitaplardan. Ama beyefendi nasıl bir şey? Yani veteriner... Collins Bird Guide yeterli midir? Yoksa evet, bence... demin ekranda Anadolu'nun Kuşları veya o isimli bir Türkçe kitap vardı. Bu işimizi görür mü? Collins Bird Guide hepsini kapsayan bir şey ve Soner'in o dediği çok doğru. Herkes aynı şeyi hissediyor devamlı okuyan. O küçücük satırların arasındaki her kelimenin bir manası var. Öyle boş yazılmış değil. Her kelimenin bir manası var. Her cümlenin, onu izledikçe doğada kuşları daha çok anlıyorsunuz ne kadar doğru olduğunu her şeyi. Yani bazen böyle diyorum işte bir tane bir ağaç kakan Hakkari'de görülüyor. Oralarda yoktu bu derken bakıyorum orada küçücük bir nokta gibi koymuş o Collins oraya mesela onu. Bir de öyle şeyleri var yani. Yani Ercan, Collins'i yetersizdir diyecek olan kimsenin çıkacağını ben zannetmiyorum. Arkadaşımıza da tavsiyemiz şu olabilir. Eğer İngilizcesi Collins'i okumaya yeterliyse Collins elinin altında olması onu fazlasıyla veteriner hekim olarak fazlasıyla tatmin edecektir. Ama Türkçesini de istiyorsa benim tavsiyem bir iki ay daha bekleyip Trakuş'un kitabını almasıdır. Ama bu arada Ömer abinin göstermiş olduğu Türkçe kitapların da tamamı bilgi olarak bence yeterlidir. Sadece görsel olarak eksiklikleri olabilir. Daha fazlası Soner'in dediği gibi artık akademik bir desteğe girer. Bu kadarı yeterli ama ilk başta. Ben küçük bir ekleme yapacağım burada ama Erdoğan Bey sanırım veteriner hekimsiniz. Bu şey çok detaylı bir kitap aslında. Şu pardon. Ömer abi ben konuşuyordum ama Ergün. Kuşları elde tanımakla arazide tanımak arasında fark var. Bizim kullandığımız kitapların tamamı arazi kitabı. Arazide tanımlama rehberi. Elde tanımlanan bizim için bize hitap eden elde tanımlanan kitapları ise halkalama kitapları. Bunlar için belirli ölçümler almanız lazım. Size gereken kitaplar yani bizim vakıf olduğumuz bildiğimiz kitaplar değil açıkçası. Çünkü sizin elinize gelen kuşlar bir kartal gelecek. Collins'e de baktınız, başka kitaba da baktınız. Onu yakından tanımlama şansınız pek fazla yok açıkçası. Belli kriterlere bakabilirsiniz ama mesela bazen halkalamada arı şahini falan geliyor ya da bazı yırtıcılar geliyor. Uzaktan çok rahat tanımlayacağımız, kaç yüz metreden tanımlayacağımız kuşu elimize geldiği zaman şaşırıyoruz. Şöyle bir uzağa götürüyoruz, öyle bakıyoruz ki bu kuş ne acaba diye şey yapıyoruz, incelemeye çalışıyoruz. Elinize gelen kuşlar genelde yaralı ve stres altında olan kuşlar olacağı için halkalama kitapları da sizin pek işinizi görmeyecektir. Halkalama kitaplarında çünkü belli ölçümler almanız lazım ve halkalamayı biliyor olmanız lazım. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar Collins gibi kitapları kullanın. Mümkün değilse de burada hem bana hem Soner'e hem diğer tanımcı arkadaşı Ömer Bey'e ulaşabilirsiniz. Bir iki fotoğraf gönderdiğiniz takdirde hepimiz yardımcı olmaya çalışırız zaten. İletişim bilgilerimize bir şekilde ulaşırsanız biz size yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkürler Ergün. Başka sorusu olan var mı katılımcılardan? Varsa onu alalım. Chat'te bir soru var mı diye bakıyorum. Begüm Hanım'ın bir sorusu olmuş ama bu genelde tür tanımı ile ilgili değil ama şöyle bir şey. Belki bunu Ömer Furtun yanıt vermek ister. Özel bir okulda öğretmenim. Bu sene okulda kuş gözlem kulübü kurdum ve elimden geldiğince çocuklara kuşları öğretmeye çalışıyorum. Trakuş'un ortaokul öğrencisi çocuklar için 11-14 yaş arası yaptığı etkinlikler var mı acaba? Böyle bir soru var. Ömer abi sesin gelmiyor. Pardon, şimdi geliyor mu? Evet, geliyor. Evet, Trakuş'un her sene düzenlediği kamplar var. Biz burada çocuklarla etkinlik yapmayı hedefliyoruz ama genelde bölgenin çocuklarıyla oluyor. Onun dışında
çocuklara özel bir etkinlik şu ana kadar yapmadık. Ama önümüzdeki planlarımız da var. Bilhassa bu kamplarımızda, etkinliklerimizde çocuklarla yapılan etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Aileleri etkinliklerimizde görmek bizi çok memnun ediyor. İnşallah izin verdiği ölçüde bu sene sonbaharda bir etkinlik planlıyoruz ama tabii gelişmelere bağlı. Bunun dışında bir oyunumuz var, bilmiyorum videosunu izlediniz mi? Yakında dağıtım kanallarını belirleyeceğimiz ve sizlerin eline geçmesi için hem okullarda hem evimizde çocukların kuşları tanıması için güzel bir oyun hazırladık. Türkiye'deki 100 kuş türünü tanıtan güzel bir oyun. Ben bu arada şey screen yapabiliyor muyum? Ben açtım. Ben açtım Ömer abi. Bu oyunu da çocuklar için ailelere, okullara, resmi dairelere ulaştırmaya çalışacağız. Evet, bir eksiğimiz çocuklarla daha fazla etkinlik yapmak için önümüzdeki aylarda çalışmalar yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ömer abi. Bu etki oyunu sadece 100 tanesine yer verilmiştir. Oyunun kolay oynanması ve çizimlerin akıllı. Başka bir soru var mı diye bakınıyorum. Hacan Bey, Ömer ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ömer Toy, Ömer Bey. Evet. Buyurun. Merhabalar. Şöyle, ben yeni başlamayan bir kuş gözlemcisi sayılabilirim. 3 sene ilk geçti katılalı ama geçen sene daha çok ağırlık verdim türleri tanımlamaya. Tabii kaynaklardan, kitaplardan, bu bahsedilenlerden yararlandım oldukça ama iki kaynağa daha çok baktım. Trakuş'taki bir fotoforuma çok baktım. İkinci de tür sayfalarına girip ayrıcı tanılara baktım. Yani iki eksiklik gördüm kendimce tabii. Siz katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum. Ayrıcı tanılar yetersiz. Yani görsel olarak yetersiz. Örneğin Söğüt Bülbülü ile Çılgın'ı ayırırken görsel olarak hiçbir şey bulamadım. Yabancı sitelerden buldum. İşte martıları ayırmak istedim. Hazardır, işte Van'dır, Gümüş Martı'dır. Sonra tesadüf eseri fotoforumda Mutlu Salman'ın yaptığı bir tane fotoğraf gördüm. Bütün hepsini derlemiştim, martıları. Ama tabii ben buna seneler sonra, 2 sene sonra ulaştım. Yani buna ulaşmam imkansızdı. Tesadüf eseri buldum. Şimdi ayrıcı tanıların içinde bu kaynağa ulaşmak imkansızdı. O açıdan şöyle bir ricam olacaktı yönetimden, teknik olarak mümkünse. Ayrıcı tanılarda bir görsel olarak eklemeler yapılması, özellikle basit türler için. Yani basit dediğim, karıştırılması, belli başlı türler var. Bahçe tırmaşık, orman tırmaşık. Çalı kamışçının, saz kamışçının, aynen sizin gösterdiğiniz gibi. İkincisi de fotoforumda bir arama butonu yapılması. Mesela ben fotoforumda bir kamışçın ya da çalı kamışçını yazdığımda bununla ilgili soru sormuş tüm fotoğrafları görmek istiyorum ki ne kadar çok görürsem o kadar çok göz aşinalığı olur. Neden çalı değil ya da neden saz değil gibi yorumları okuyarak bilgi dağarcığımı genişletebilirim diye düşündüm. Ama arama butonu olmadığı için geçmiş yıllarda bununla ilgili yapılmış hiçbir yorumu tek tek tarayarak bulamıyorum. Yani 40 bine yakın fotoğraf var fotoforumda. Ama maalesef ben her gün girerek takip ettiğim zaman son 1 yıl 2 yılı takip edebiliyorum. Ama ondan önceki 10 yılı görmem imkansız. Ki 2009'dan itibaren bilgi birikimi var orada. İnanılmaz bir bilgi birikimi var. Herkes öğrenerek gelmiş. Ama biz yeni kuşçular olarak o bilgilere ulaşmamız, hani bu açıdan arama butonuyla ya da belli bir kriterle ulaşma şansı sağlanırsa, böyle bir imkanı olursa bence bizim için güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Serhat abi, görsel kısmına ben cevap verebilir miyim? Tabii ki Ömer abi. Buyurun. Tür sayfalarında karşılaştırmalar veya kuşun işte önemli yerlerinin işaretlenmesi falan için hep aklımızda olan bir çalışmaydı ama bu kitap, önümüzde yapacağımız bu tip projelere de aşağı yukarı 3000 tane görsel hazırlandı. Artık elimizde tüm kuşların
görselleri var. Kitap çıktıktan sonra dediğiniz gibi tür sayfalarında da kitaba paralel bilgilerin olması için bir çalışma yapacağız. Elimizde yani fotoğraf göstermek, fotoğraf üzerinde işaretlemek çok kolay bir şey değildi ama şimdi dekupelerle 3000'in üzerinde dekupemiz oldu. Tabii eksiklerimiz var. Kitapta da eksiklerimiz olacak. Fotoğrafçı arkadaşlar bunları görecek. Önümüzdeki yıllarda ikinci baskıda bunları tamamlamaya çalışacağız. Görsel olarak güçlü bir hale geldik. Dediğiniz kısmı bundan sonraki projelerde halledeceğiz. Çok teşekkürler Ömer abi. Bir şey ekleyebilir miyim? Mutlu bir saniye bu konuyla ilgili. Ferit Bey'in de bir notu olmuş. Trakel'deki gibi kuş tanı kartlarına Trakuş kuş bilgilendirme bölümüne eklenebilir mi? Hani bu görsellerden oluşan bir takım tanımla ilgili şeyleri ileride biz böyle yapabilir miyiz gibi bir soru geliyor aslında akla. Evet, işte kitabımız çıktıktan sonra elimizdeki bu görsel kaynağıyla bu projeleri de yapacağız inşallah. Şu anda kitaba odaklandık. Kitabın da çok yardımı olacaktır ama bu kitaptaki görsellerle sitemizi de zenginleştireceğiz. Peki, Mutlu lütfen buyur. Şimdi ben daha önce aynı zamanda tür sayfalarıyla da ilgileniyordum ve o zaman ilgilendiğim zaman bir çalışma başlatmıştım böyle. Yani birbirine çok benzeyen türlerin ayrışması adına fotoğrafında bir şey paylaşılması ve o linkin de tür sayfasına eklenmesiyle ilgili. Ama bu kitaptan önceki bir çalışmaydı ve kitapla yapılmaya başlandıktan sonra zaten burada olabilecek bütün ayrıca tanı kısımlarının kitapta da olacağı öngörüldü. O yüzden oradaki çalışmalar aslında biraz kitaba kaydı. Ben size bir örnek göstereyim mesela martılarla ilgili. Bir örnek gösterebilirsem, mesela şöyle bir sayfamız var. Mesela 4 tane farklı, en çok karışan birbirine martının mesela çok ayrıca kısmına çok detaylı olarak yapılmış. Evet, ve bunu kitapta da bulabileceksiniz yani. Aslında bildeki oradaki çalışmalar biraz kitaba kaydı. Bence daha sonra kitap çıktıktan sonra hani yönetimin kararıyla belki şeyde de eklenebilir yani. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben şeye cevap vermek istiyorum. Ömer Bey'in forum sorusuna, foto forum sorusuna mümkün mü? Tabii Serhat abi, buyur. Ömer Bey, sizdiniz değil mi? Soru şey yapmayayım, yanlış olmasın. Doğrudur. Şimdi kurguyu baştan siteyi oluştururken biz maalesef foto forumu datasız, yani sınıflama olmadan kurduk. Yani foto forumda biliyorsunuz kuşu seçip öyle dosyalıyoruz. Forumda kuş seçip de dosyalamıyoruz. Sadece tarihine ve kişi bilgisine göre, yani random bir çuvala atıyoruz. Çağıracak şeyi yok, anahtarı yok. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi şimdi o çuvalda 40 bin tane bilgi duruyor. Ama arşivlenmediği için ve kaldı o tutup çekecek de bir kulpu olmadığı için, bir yere de kayıt olmadığı için biz bunu yapamıyoruz. Ama zaten sitenin kuruluşunda da biz öyle düşünmüştük. Yani ya işte burada fotoğraf var, burada paylaşılıyor, tür sayfası var, bilgisi burada oluyor. Bu da günlük böyle akıp gitsin diye, kuş da olsun, başka şey de olsun, sopa da olsun, yani orada bitki de olsun. O çok genel amaçlı bir yer olduğu için öyle bir anahtar koymadık. Ama gördüğüm kadarıyla kitapla birlikte yaptığımız çalışmalarla bu özlediğiniz şey ortaya çıkıyor benim de gördüğüm kadarıyla bilgi. Bizim bir görevimiz de bu bilgileri internet ortamında sizlere rahat ulaştıracak, kitaptan sonra yapıyı kurmak olacaktır. Yani foruma kusura bakmayın, maalesef yapamıyoruz. O 40 bin tane çuvalda duruyor. Ve geldikçe atıyoruz. Ama o forumu kullanın. Tanımda kullanmanız aslında izleyiciler için iyi oluyor. Hatta bir ara yarışmalar yapıyorduk. Oraya biz koyuyorduk. Bu ne diyorduk? Onlara da başlamak lazım. Yeni gelenler için onlar da çok faydalı oluyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Serhat abi. Doğukan Bey'den bir soru var.
kuşlardaki veya memelilerdeki bayağı kavramı ne oluyor tam olarak? Mesela bayağı kuyruk kakan diye sormuş. Herhalde bu common'dan gelen bir şey herhalde. Ömer abi cevap vermek ister misiniz? Yani, bizim kuşlarda çok fazla bayağı kelimesi kullanılmıyor ama tercüme herhalde kullanıldığı zaman. Yani bizim şeyde kuyruk kakan deniyor genellikle. Bayağı kuyruk kakan şeklinde. Bilmiyorum herhalde bir şey, bilimsel bir ismi var mı o şekilde. Öyleyse bile herhalde bu common winter'dandır veyahut da. Yani, common winter da değil aslında galiba. O sadece winter ismi. Şeyde, yaygın olduğundan dolayı. Aynen. Yaygın bence olarak, de sanırım o türe ait en çok bundan şey olduğu için. Evet. Evet Doğukan Bey. Yani evet. Soner bilmiyorum. Şey söyleyeceğim bir şey var mı? Başka bakıyorum. Fotoforum için eksik bir şey söylediğimi düşünüyorum. Yani bence fotoforum en faydalı yerlerinden biri bu tıra kuşu. Yani bizim burada amacımız kuşlarla ilgilenen insanlar burada girsin, paylaşım yapsın, görsün, ilerlesin. Ben aşağı yukarı 15 senedir yani bu kuş şeyine ve bu tabii tıra kuşunun ilk başından beri takip ediyorum. Biraz meraklı olan insanlar, hani 3-5 kere girip de gitmeyenler, birinci sene fotoforumda resim koyuyor, soruyor işte bu nedir diye, aynı kuşu iki defa koyuyor. İkinci sene yorum yapmaya başlıyor. Eğer böyle birkaç sene devam ederse iyi bir kuşçu oluyor ondan sonra. Orada bakıyorsunuz her söylediği doğru, böyle ki başkalarının düşünemediği şeyleri söyleyen insanlar çıkıyor. Ve orası yani kendini yetiştirmek için çok iyi bir yer ama yani yanlış çıkacak oraya yazmayayım diye bir düşünmeden rahat rahat yazmak lazım. Çünkü kimse hani sen şey yapmıyor yani sen onu yanlış yaptın, bunu bilmem ne yaptın diye bir şey yok. Ben fotoforumun çok faydalı olduğunu düşünüyorum Ömer Bey gibi. Keşke başından orayı bir daha böyle derlenebilir ve oradaki soruları cevapları daha sonra görebilir bir şey yapabilseymiş yani. Belki bundan sonra bu kısım için olabilir. Çünkü böyle devam edecek. Devamlı yeni insanlar gelecek. Onlara cevap verilecek. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ömer abi. Ben chatte farklı bir soru göremedim. Var mı başka? Ben de aslında konuyla ilgili, fotoforumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Ali Hanım. Şey, ben yeni başlayanlardan olduğum için tabii sıkça oraya fotoğraf yükleyip soru soruyorum ama bazen mesela sadece kuşun türü cevap olarak geliyor. Yani keşke çok kısa da olsa işte atıyorum işte gözünün üstündeki çizgiden anlaşılıyor ki şudur, işte göz halkası, kuyruğunun ucundaki şu falan diye ufacık bilgiler yazılsa bizim de aklımızda belki daha çabuk kalmaya başlayacak kuş türleri diye düşünüyorum. Yok haklısınız. Yani vakit buldukça şey yapmak, yapabilmek lazım ama daha önce şey yap, ya aslında fotoğrafı herkes yazabiliyor. Yalnız burada Türk Tanım grubunda falan olmak gerekmiyor. Ve bir sürü bu şekilde yani aynı derecede bilgili bir sürü insan var sitede. Hani böyle bir şey olmayan. Zafer Bey eskiden böyle şeylerde çok yardımcı olurdu, buralara şey yapardı ama Zafer Bey son zamanlarda biraz az görüyoruz. Neyse mümkün olduğu kadar oraya eğilmeye çalışalım bütün arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Ömer abi. Başka sorusu olan var mıydı katılımcılardan? Hacı Abdullah Ceyhun. Buyurun. Sessiz şu an mikrofon. Mikrofonunuz bozuk. Peki. Sohbet. Ben açıkçası şu an göremiyorum. Siz gören varsa chatten herhangi bir soru siz de görüyorsanız benim atladığım yardımcı olursanız sevinirim. Bir şey var burada sunumda istemeyin. Özel bir okulda öğretmenim diye başlayan bir... Evet. Bunu konuştunuz mu? Onu sorduk. Ömer abi cevapladı. Evet, tamam pardon. Bu kamplar ve çocuklara yönelik bir de kuş bul oyunu. Ben bu kitap konusunda Necip Oğlan'a bir şey sorabilir miyim?
Fotoğrafını da hazırlamışsınız, bu iki cilt bir kitap var. Evet. Son zamanlarda çok revaçta. Ergün'e de sormuş olayım. Sanırım işte bizim okullarda falan da önerilen bir kitap haline gelmiş. O kitabı biraz anlatabilir misin? Yani şöyle, o kitabın bir resmi var. İçinden bir sayfa vardı Ercan. Hemen paylaşıyorum. Bu şey, alt türlerle alakalı bir sayfayı orada paylaşmıştık. Onu sonra onu konuşmadık ama bu kitap böyle iki cilt. İşte bu Western Palearctic Birds diye geçen Collins'in çok daha genişletilmiş şekli. O değil. Şey, başka öndeki bir... Ercan, bir önceki. Bunu söylüyorum. Buradaki iki kitap, işte şu kitap da şu kitapla şey paylaşmıştım. Burada her türe, yani Collins'te tabii bir sayfanın üçte bir kadar ayrılmış olan kısımda, burada her türe 7 sayfa, 5 sayfa, böyle büyük sayfalar, kitap da büyük. Burada ölçüleri gözüksün diye şey yaptım, ayrılmış ve bütün alt türler yazılmış. Yani burada çok enteresan. Bir yerden sonra insanlar, yani herkes öyle oluyor. Hani ilk başta aman tanıyacağım türler, zor türlere bakmayayım diyorsun. Sonra zor türlere daha çok merak sarıyorsun. Sonra türler bitmiş gibi oluyor. Bu sefer böyle alt türler enteresan geldi. Bu kitapta her türün bütün alt türleri verilmiş. Yani Avrupa'da bu bölgede bulunan alt türleri. Hiç daha önce şey yapmadığımız... bilmediğimiz, yani bilmediğim muhakkak bilen biliyordur da, hani Collins'ten takip edemediğimiz, ne bileyim, kızılbaşlı örümcek kuşunun 3 tane alt türü varmış aslında ve bizde 2 tanesi bizde var. Şeyin, herkes biliyor zaten, alakarganın bir tane alt türünün, Anadolu'da bir tanesi, Trakya'da o tepesi şey olan, siyahı olmayan türü olduğunu. Burada bu alt türleri çok geniş vermiş. Böyle insanın ufkunu açıyor. Yani böyle bir şey gördüğünüz zaman, başlık bir kuşu bile, bu hangi alt türü diye tekrar bakabiliyorsunuz. Onun için yani ben çok beğendim kitabı. Ayrıca Ergün'e de göstermiştim. Onlar da şey yaptılar. Yani tahmin ediyorum gören beğeniyor. Pahalı bir kitap yalnız çok. Hani burada birkaç benim fotoğrafımı kullanmışlardı. Kitap göndermişler. Böyle sürpriz oldu aslında. Ben göndermeyeceklerini zannediyordum yani şey diye. Fakat biraz pahalı bir kitap ama gerçekten güzel. Yani şey yapmak, almak isteyenin, hani o parayı vermeyi düşünen insanların hakkını veren bir kitap karşılığını. İçinden bir sayfa da vardı ama o şey, tamam, onu da paylaşayım. Bir yerde böyle bir sayfa harita var. 3 tane çizgi var yukarıdan aşağı. Ercan, bir saniye, hemen paylaşıyorum. Bu değil. Ha, kitapta değil, daha evvel yani şey. Kitabın bu değil, bu değil. Şuna bu. Işte. Mesela bir evet. Burada mesela kızılbaşlı örümcek kuşunun 3 tane türü var. İşte senatör, bizdeki bu senatör dedikleri, işte bir tane Badius diye bir şey adalarında var. Bir tane Niloticus varmış. Yani bu alt türlerden, türler buralardan çıkıyor diye göstermek için koymuştum ama sonra şeyi açılmadı, lafını, cümleyi atladık herhalde. Her tür için böyle sayfa sayfa şeyler var, alt tür şeyleri var ve bazıları çok enteresan. Bizde birçok kuşun alt türleri de var. Mesela şeyin, kara kızıl kuyruğun doğudaki alt türüyle batıdaki alt türü bayağı değişik bizde. Orada da çekmiştim, fotoğraflar var. Burada görünce onu fark ettim. Bu tabii ilk kuşlar biliyordur bunu muhakkak ama hani buralardan takip etmek güzel oluyor. Çok tavsiye edeceğim bir kitap almayı düşünen varsa. Bu kadar. Teşekkür ederiz Ömer abi. Burada ben farklı bir soru görmüyorum. Katılımcılar arasında söz alıp soru sormak isteyen ya da tür tanımcılardan eklemek isteyen varsa. Evet, benim bir fotoğrafım niye tanımlanmadı? Ben o konuya girmek istiyorum. Yani şimdi arkadaşlar hep o soruyu soruyoruz. Ben onu da bir açmak istiyorum. 6 sene önce miydi neydi? Murat Çağdaroğlu ile gittik şeye, nedir adı, Göksu Deltası'na. Kıbrıs Kuyruk Kakanı arıyoruz. Neyse, bulduk bir tane, Murat çekti, yanından da ben çektim. İkimiz ya aşağı yukarı 2 metre var aramızda. Neyse, ben çok sevindim, o da sevindi filan. Gittik, ikimiz de yükledik.
Murat'ınki tanım aldı, benimki tanım almadı. O hala öyle duruyor. Yani hani ben ya aynı kuş ama pozisyonlar ayrı tabii. Onun çektiği pozisyonla benim çektiğim pozisyon ayrı. Belki biri onun da kanadı açık da benimkinde kapalı. O detayı bilmiyorum. Ama hani o gün isyan etmiştim bütün tür tanım heyetine. Ya arkadaş beraberdik, yan yanaydık. Niye tanımlamıyorsunuz diye. Ama sanıyorum netice şu, yani bu tür tanıma sonra hak verdim. Yani iki kare de olsa, milisaniye farkla da olsa bazı yerleri görünüp bazı yerlerinin görünmeme durumu herhalde onları o kanıya getirdi. Ama insan hakikaten küsüyor, bozuluyor. Yani o gün ben bayağı küsmüştüm. Bir türüm ya, yediler türümü diye düşünüyordum. Sonradan buldum, çektim, neyse sorun olmadı ama hani bu duyguyla da sorusu olanlar lütfen sorsun. Biz de cevap verelim, yani Ömer Beyler de cevap versin. Bana o günlerde verememişlerdi. Buyurun. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Mustafa Bey, buyurun. Sayın Başkanım dediği gibi benim 3 tane türüm, bir tanesi son tür 2019'da geldi başıma. Tarla kazı macerası Samsun'da 6 kişi aynı yan yana çektik. Altımız aynı yere duruyoruz. Kuş aynısı üstümüzden geçiyor. Beşi kabul oldu. Benimki kabul olmadı. Sadece benimki bir stop koyu ya da kontras. Yani fotoğraflar üstüne koyun kalıp gibi çıkar. O gitti. Birinde de Orhan Kaya'yla Sibirya taş kuşu çektik. Ama kamış ortada. O soldan çekti. Ben sağdan çektim. Kabul olmadı. Ama en büyük bomba tür 2019'da geldi başıma. Bu türcüler kim tanıdı, kim tanımladı bilmiyorum. 500 tane sakarmeke fırladı önümden ama tersten çektim. Hepsi gidiyor. Sakarmeke yazdım. Tanımsız bir yaptılar çöpü. Yani 500 tane sakarmeke, 500 tane hepsi at. Ama sırt dönük. Tanım almadı. Yazmadım da. Sadece güldüm. Onu bir orada bir fotoğrafını çektim. Tanımsızlar diye. Priz teklif yaptım. Attım bir kenara. Bir günü lazım olur diye sorarım diye. Bugün buraya denk geldi. Yani o çok sık gelen bir şey. Bir de burada en büyük sıkıntı şu oluyor. Bir arkadaş fotoğraf yüklediği zaman bilsin bilmesin. İyi kötü tanıdığın zaman diyelim ki Sibirya taş kuşu veya benzemiyor. Altın hemen yazıyor. +1, +1, +1, +1. Sonra bakıyorsun o fotoğraf tanımışlara ki tanım almamış. Yani tanınmamış. Yani niye +1 yapıyoruz? Biliyorsan ya, bilmiyorsan +1 deme abi. Yani böyle sıkıntılar olduk. O yüzden teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Ömer abi hiç yani, cevap vermedi. Bir konuya değinebilir miyim? Yani yok, daha evvelden konuşulmuş şeylerin tamam. Neticesi ama hani bazen de şey oluyor, atlayabiliyor. Hani niye tanımsıza gitmiş, o doğrusu şey değil. Tanımsıza gittiği zaman görünmüyor da bir de. Yani öyle bir mahsuru da oluyor. Yani orada dursa arkadan tekrar bakıyorsun. Bir de böyle mesela bir kuş tahmin ediyorsun bu budur diyorsun ama kimse tanımlamamış o zamana kadar. Ya bu niye tanımlamamışlar acaba, bir şey mi var bunun şeyinde acaba, hani bilmediğim bir şey mi var gibi düşünüp öyle tanımsız kalanlar da oluyor epey bir süre. Ama genelde hani bir şey aklından geçtiği zaman bu herkesin aklından aynı şey geçmiş oluyor. Ve arada bir konuşma kesinlikle yok. Yani bu Türk tanım grubu dediğiniz grubun içinde İşte konuşan, işte ben bir Veysel'le arada bir konuşuyoruz ama diğerlerinden böyle herhalde 3-4 ayda bir veya 6 ayda bir, yani hani birisine karşı organize bir şey yapmaya, onunkini tanımlayalım, tanımlanmayalım, bazıların aklından geçiyor biliyorum böyle, yani hani birisi sanki kara listeye atılmış gibi oluyor ama hani o kadar bir arada bir görüşme şeyi veyahut da bir şey de bile yok yani. Onun için biraz da tesadüflerle oluyor, işte birisi atmış oluyor. Oradan gözükmüyor, sonra kalıyor. Bilemiyorum yani, her şeye bir cevap şey yapamıyorum ama bir, en azından hani bir kötü niyet olmadığını ve belli bir insanlar belli bir düşünce içinde bunu yaptığını söyleyebilirim. Yani dediğiniz gibi ne bileyim, Sibirya taş kuşunun tanımlamak için fotoğrafını ya böyle bütün 3-4 tane belli şeyin hepsinin gözükmesi lazım. İşte primer uzantısının çok belli olması lazım. O boynundaki kolyesinin, şunun siyahları tam siyah diyor. Orada kitapta bir tanım kitabı var, bu Birds ID diye. Sade yazıyla olan bir tanım kitabı. Orada her kuş için 20 tane şey koymuş. Ayrım noktası koymuş. Fakat okuduğunuz zaman o 20 tane ayrım noktasının 18 tanesinin belki
İşte böyle çoğunlukla böyledir veya böyledir ama onda da böyle olabilir filan şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Yani öyle kesin bir şey değil. Bir iki tanesi böyle şey. Primer uzantılarından da işte birinde %50 ile 60 diyor, birinde 60 ile 70 diyor uzantısının oranı. Şimdi o 50 ile 60'ı, 60 ile 70'i fotoğrafın çekim açısından değerlendirme imkan yok. Yani birine 50 derse, birine 80 derse işte şeydeki gibi görüyorsunuz. Söğüt bülbülüyle çılgındaki gibi. Ama böyle küçük şeyleri onlar ancak elinize aldınız veya çok güzel yan yana aynı pozda ikisinin durması lazım ki farkını anlayasınız. Böyle şeyler oluyor şeyde. Onun için tanımsız kalan çok şey oluyor ve bunları bildiğiniz zaman hani bunu çok şeye almıyorsunuz. Hani ama niye tanımsız kaldı diye. Çünkü kalıyor insanların. Ya benim de kaldı. Ben çalı bülbülü diye çekmiştim. Kimse onaylamadı. Kaldı kaç sene önce. Sonra başka yerde çektik. Yani Trabzon'da, Rize'de çekmiştim. Ben emindim tanım bülbülü, şey, çalı bülbülü olduğundan ama onaylamayınca kaldı. O zaman böyle biraz daha geniş oluyor insan yani. Hani her şeyi üstüne alınmıyorsunuz. Olabiliyor deyip geçebiliyorsunuz. Ama böyle. Soner bir şey ekleyecek galiba. Soner buyur. Merhaba. Mustafa Arık hocama buradan bir selam göndereyim de ona bir cevap vermek istiyorum ben de. Biz de Doğu Anadolu'daydık bir defa. Toy çekiyoruz. Sonra bir mezgeldek uçtu bir taraftan. Hemen arkadaşları dedim mezgeldek gidiyor şuradan şu caminin hizasında vesaire şuradan geçecek minarenin yanından geçecek. Şunu çekin çekin. Herkes çakır çakır deklanşöre basıyor. Çekiyor. Çektik ben kondu dedim. İndi aşağı dedim. Bunlar hala çekmeye devam ediyorlar. Neyse 100 metre arkasından gelen bir toy varmış. Onu çekiyorlarmış. Mezgeldeği çekememişti arkadaşlar. Seninki de böyle bir şey olmasın Mustafa abi. Ses kapalı. Pardon. Evet. Yok benim tarla kazdı zaten 6 kişi çektik. Altımızın da üstünden geçiyor. Yani yan yanaydı böyle asker gibi. Üstümüzden tam tepeden çektik yani. Bir fark yok. Bu böyle bir sıkıntı vardı. Hadi taş kuşunu sağdan soldan çektik olabilir. Ama şuna ben akıl erdiremiyorum. Şey 500 tane Sakar Mekke havada uçuyor. Ama ta Sakar Mekke. Gölün kenarında. Yani bir şey demiyorum, özürüm. Sistem falan değil. Sadece aklıma geldi. Neşe olsun, nesne söylüyorum. Sakar Mekke tanımsız kaldı. Attılar, ne yapayım? Attılar ya. Yapacak bir şey yok ki. Ben bir şey sorabilir miyim? Geldi meşhur fotoğraf. Ya arada böyle meşhur fotoğraflar da var tabii. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor Emre abi. Yani ara sıra böyle itirazlar da geliyor. Mesela bu mezgeldek tanımlanmış bir mezgeldek ama büyük bir ihtimalle hikayesi olan bir mezgeldek. Soner abi, hatırlıyor musun bunu? Çok eski bu fotoğraf. O zaman site yeni açılmıştı. milletin ayağı alışsın diye bunu getirmiştiler herhalde. Abi yoksa böyle bir şey olmaz yani. o zaman silin hocam. Evet arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Evet Soner, buyur. Doğan Bey, Erdoğan Uzlu Bey, chat grupta bir şeyler yazmış da yaban hayatı farkındalığı için onu hani grup yöneticilerinden birisine dikkate almasını ve okumasını tavsiye ederim. Yani hepimiz için geçerli bir şey. Teşekkürler. Bunu zaten Soner Bey, chat grubunu şey yapacağız, Word'e kaydedeceğiz ve o hepsine döneceğiz o konuda. Yani burada konuşmadığımız şeyleri dikkate alacağız. Yüklenen türlerde, Serhat abi lafını böldüm, özür dilerim. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela biraz daha örnekleyerek anlatayım. Tekneyle atılıp korsan martı çekildiğinde veyahut da küt kuyruklu korsan martı çekildiğinde o teknedeki bütün arkadaşlar bu fotoğrafı korsan martı olarak, bir kısmı kürt kuyruklu korsan martı olarak, bir kısmı da ne bileyim uzun kuyruklu korsan martı olarak yüklüyor. Daha sonra bu hasbelkader bir tanesi onaylandığında öteki korsan martı onaylanmıştı. Beriki niye korsan martı onaylanmadı da tanımsızlara atıldı. Ki bu çöp değil tanımsızlara atıldı olarak, gönderildi olarak değerlendiriyoruz aslında. Bu tür bir yoğunlaşma oluyor. Şöyle sanki biraz beklemek gerekiyor. Bir kuş yüklendiğinde o teknede, o arabada, o gezide, o tur
o turda olan bir kuş yüklendiğinde ve bu çok ayrımı kolay olmayan bir kuş olduğunda biraz beklemek gerekiyor. Böyle bir bombardıman şeklinde kuşlara değişik, o isimde ne kadar kuş varsa bütün fotoğrafları yüklemekten ziyade böyle ayıklıya ayıklıya yüklenirse daha randımanlı olacağını düşünüyorum. Onun haricinde hiç kimsenin hiç kimseye karşı Ömer abinin dediği gibi bir ön yargıyla ben hepimiz insanız. Normal sivil yaşantımızda diyelim konuşmadığımız, görüşmediğimiz veyahut da tartışmış olduğumuz arkadaşlarımız bizim de oluyor. Ben çok da tartıştığım insanların fotoğrafları geldiğinde hiçbir şey yapmadan onaylıyoruz. Yani bunu onaylamamak için bir sebep yok. Böyle kişisel olarak şey yapmamak lazım. Bu toplantının başında Ogün Bey şöyle bir şeyden bahsetti. Bir iki satır bir şey yazsanız. Bu doğrudur. Yazılabilir. Ancak yazılan tanımlama kriterine çok ilgisiz, alakasız cevaplar veriliyor. Ve bu tartışmaya dönüşüyor o fotoğrafın altında. Fotoğrafların altında bu tür kritik tanımlama noktalarının ayrıntılı bir şekilde, yani kuyruğu kısa olduğu için küçük boğmak toygar, uzun olduğu için denilmemiştir yazdığınızda, altına bana göre uzun bunun kuyruğu diye bir cevap yazıldığı anda bu sefer bu bir tartışmaya giriyor. Ve insanlar emin oldukları, yani tanım heyetindeki bir kişi kuşu tanıdığı için bu anlamsız ve mesnetsiz tartışmaya girmek istemediğinden dolayı bir de hakiki fotoğraftaki bu şeyi, notu yazmıyor. Yani eğer bu tür ayrıntı gerçekten bilgi alınmak için isteniyorsa bu yazıldıktan sonra, tanım heyetindeki bir kişinin yazıldıktan sonra bir zahmet kitaptan da bunu kontrol etmek gerekiyor. O zaman tanım heyetindeki kişinin bunun altına bir şey yazma şevki de kırılmamış oluyor ve bir dahaki fotoğrafa veyahut da bir başkasının fotoğrafına da bunu yazabiliyor. Yani bu kayıtsız, itirazsız kabul edilsin manasında değil. Ama görülen bir eksikliği veyahut da tanı kriter noktasını eğer tanımcı yazmışsa bir zahmet bunun doğru olup olmadığını ve bir ayrım noktası olup olmadığını kontrol ederek itiraz etmek bundan sonra bilgiye daha hızlı ulaşmak açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Veysel. Başka eklemek isteyen var mı? Bir şey anlatabilir miyim? Aynı konu. Nedim Bey buyurun. Kısaca vaktinizi alacağım bu tür tanımıyla ilgili olarak. Buyurun. Şimdi ben geçen sene Hindistan'a gitmiştim. Hindistan'da bir ağaç kakan çektim. Ve şu gösterdiğim kitapta, Birds of India'da bu kuşun Gray-Headed Woodpecker olduğu, yani küçük yeşil ağaç kakan olduğunu burada göstermeye gerek yok. İçinde yazıyor. Fotoğrafta aynı. Benim çektiğim kuşun fotoğrafı. Bende de küçük ağaç kakan kertikti. Bunu trakuşa koydum. Hatta trakuşta onaylandı bu fotoğraf. Fakat birkaç gün sonra Özmen Yeltekin arkadaşımız buna itiraz etti. Dedi ki bu küçük yeşil ağaç kakan olmayabilir dedi. Şimdi ben bunu şunun için anlatıyorum. Bu tur tanımıyla ilgili arkadaşlar bozuluyorlar falan, mevzuluyor. Hatta Serhat abi de bozulmuş ya kuşu onaylanmadı diye. Şimdi ben de acayip bozuldum şimdi bu işe. Ya kardeşim dedim, burada koskoca kitap yazıyor. Ben fotoğrafı çekmişim. Sen ne karıştırıyorsun oradan dedim. Şimdi bir süre sonra, hatta Veysel Bey hatırlayacak, Veysel Kahraman kardeşim, ona yazı yazdım. Dedim ki abi böyle böyle ben bir kuş çektim Hindistan'da. İşte yeşil ağaç kakan yazıyor kitapta da. Hatta Hindistan'daki rehbere fotoğrafı gönderdim. Bu dedim küçük yeşil ağaç kakan. Bu adam da oradan dedi ki evet dedi, bu yeşil ağaç kakan. İngilizce tabii ismini söylüyor. Ama birkaç gün sonra Özmen Yeltekin'in böyle hassas davranışı, hatta Veysel bana dedi ki o zaman, Nedim abi dedi, ben şimdi sana kesin cevap vermeyeyim dedi. Ve hakikaten hem Özmen hem de Veysel haklı çıktı. Sonunda bu kuşun kara enseli ağaç kakan olduğu, ensesinde çok bir siyah bir uzantısı olduğu ve ondan dolayı da küçük yeşil ağaç kakan olmadığı ortaya çıktı. Ve böylece Trakuş'taki benim o kertik diye saydığımız kuşumuz da
sildik. Bunu yani bir şey için anlattım. Buradaki arkadaşların hepsinin gerçekten düzgün insanlar olduğunu, hiçbir ön yargıyla davranmadıklarını belirtmek için anlattım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun katkınız için Nedim Bey. Haklısınız. Yani burada çok ciddi bir emek var. Ben de bütün tür tanım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani ben de bir kertikçi olarak çok bakmışımdır, onay beklemiş bir kişi olarak. Ama gerçekten çok ciddi bir emek var ve çok küçük farklarla tanım alamayacak gerçekten de çok fazla fotoğrafımız var. Bazen gözünü çektik diyoruz, parladı diyoruz, her tüyleri tel tel sayılıyor diyoruz ama tanım için yeterli bir pozunu almamış olabiliyoruz. Aksine flu, doğru dürüst neredeyse silüet halinde çektiğimiz bir tür onay alabiliyor. Tabii bunu da türcülere bırakmamız lazım, tür tanım komitesi. Bir daha var, çok tartışılan, çok şikayet gelen. Bunu Mutlu sanıyorum daha iyi cevaplayacaktır. Genç martılar biraz karışık. Genç martılar biraz birbiriyle şey yapabiliyorlar. Onun için şeyleri yaşlı ve tüyleri tam oturmamış diyelim. Kuşlar, istersen Mutlu sen devam et. Bu kuş genç martılar biraz daha karışık. Bunu izah edebilirsen faydalı olacaktır. Evet abi. Şimdi ben 2007 yılından beri gözlem yapıyorum. Samsun'da başladım kızı. Orada çok iyi hocalardan bu işi öğrenmeye çalıştım. Ve onun farklarını gördüm. Sonra dedim ki bu martılarla kimse ilgilenmiyor. Çıkayım bari ben biraz üzerinde çalışayım da biraz veri olsun diye baktım. Ve belki ben yani abartmıyorum. Yaklaşık 500 tane gözleme çıkmışımdır. Her gözlemde 250-300 tane tür kuş çektim düşünseniz. Ve bunların kaç tanesinin tanımsız olduğunu söylesem belki %30 civarında genç martılarda, %40 civarında tanımsız kalıyor. O yüzden yani genç olan kuşların tüyleri dönmeden önce yani tanınmaması hakikaten oldukça zor. Ve biliyorsunuz daha önce bunlar gümüş martı popülasyonunda ele alınan türlerdi ama sonra bir ayrım oldu. Sonra ayrıldıktan sonra bayağı bir kavramlaştılar. Yani özellikle karışık olan popülasyonlar var. Yani ben mesela benim bile bildiğim yetmedi ya da yurt dışında bildiğim kişilere gönderiyorum. Onlar bile diyor ki bu kuşun tanımlanmasının doğru olmadığını söylüyor. Yani o yüzden bir kuşa takılıp kalmak çok doğru değil. Özellikle bu genç martılarında biraz daha türün farklı olabileceğine kanat getirip ona göre tanım istemek daha doğru olur bence. Doğru. Doğru. Çok doğru. Teşekkürler. Başka sorusu olan ya da katkı vermek isteyen var mı? Bu arada 1,5 saat süremizi tahmin ettiğimiz süreyi de doldurmuşuz. Başka eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Şu an Ömer abi paylaştı. Ya ben şu konuda bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. 13-14 yaşına giriyoruz ve kurulduğumuz andan beri çeşitli kural değişikliklerine uğradık veya geliştik. Yani bu tanım mekanizması da önce yalındı, sonra işte iki kişi olsun, sonra bekleyenler gözü olsun, tekrar tanımlananlar bölümü olsun gibi gelişme içindeyiz. Şunu söylemek istiyorum, her fotoğrafı olduğu dönemdeki kriterlere göre değerlendirin. Oturup da 10 sene önceki kuşa ya bak onlar koymuş tanımlanmışsınız, niye benimkini tanımlamıyorsunuz demeyin. Veyahut bak hani bu çiçekler içinde kuşu koymuş, etrafına çiçek dizmiş, çekmiş, kabul etmişsiniz de benimkini niye kabul etmiyorsunuz demeyin diye bunu bilgiyi aktarıyorum. Çünkü demin Mezgeldek'te geçti, doğrudur. Mezgeldek o günlerde yok fotoğraf, hiç yok. Ya siyah beyaz bir şey var üzerinde, hani insanlar bunu anlasın, arazide siyah beyaza dikkat etsin ki Mezgeldek'i görsün şeklinde o günkü düşünceyle onu kabul etmiştik. Ama bugün o fotoğraf gelse kabul görmeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Yani bu konu önemli bir konu. Yani eskilerle yenileri hani olduğu dönemde değerlendirirsek birbirimizi üzmeyiz. Evet, ben
Tabii Trakuş'un en önemli birimi tür tanım heyeti. Şöyle bugün bir baktım da merak ettim. Bu sayfayı görüyorsanız fotogaleride 74 bine dayanmış tanımladıkları fotoğraf. 74 bin fotoğraf burada var. Tür galeriye girelim. Orada da 84 bin, 85 bini bulmuş. Yani 200 bine yakın fotoğrafı tanımlamış bir ekip var karşımızda ve hepsi gönüllü çalışıyorlar. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum ben yönetici olarak. Gerçekten Trakuş'un en önemli birimi. Hepinizin ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. Ben hatta Trakuş'un amiral gemisi diyorum. Çok gerçekten çok büyük emek ve fedakarlık var. Çok teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederiz. Tamam galiba başka, yani. Başka sorumuz yoksa toplantıyı burada sonlandırabiliriz. Var mı eklemek ya da sormak istediğiniz bir şey? Yoksa Ömer abisinin son söylemek istediğin bir şeyler varsa onları alalım. Valla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani umarım bir şeyi olmuştur. Sorularla mutlaka bazı soruların cevapları da oldu ama genel yani benim şeyim niye tanımlanmıyor şeyin sonucu cevabı tam bir cevabı kendileri için zannediyorum olmadı ama böyle yani çok teşekkürler. Bir sonraki toplantının konusu hazır mı acaba bu konuda bir görüş sürpriz. Aslında üstünde çalışıyoruz ama birkaç güne belli olur herhalde. Bayram için herhalde bilmiyorum bir şeyler hazırlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyorum. Herkese sevgiler. Teşekkürler.